Dostlar merhabalar. 10. köşe taşıyla da devam ediyorum dostlarım. Ekstremum noktalarına. Şimdi grafik sorularımız çıktı karşımıza. Bunlarda ne yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz dostlarım. Bunlar direkt şıkları eliye eliye gideceğimizi söylemiştik. Grafik sorularında hiç zorlanmayacaksınız. Eliye eliye ilerleyeceksiniz arkadaşlarım. Şimdi birinci sorumuz. Fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru sormuş bize dostum. Hemen bakalım şu fonksiyonu bir çarpanlarına ayıralım ilk etapta. Şurası 1'e 1 olsun dostum. 1'e 1 olunca evet sağlıyor. Şöyle bir şey oldu. Şimdi x eksi 2, x artı 1, bir daha x artı 1 yani x artı 1'in karesi geldi. Şimdi bunun kökleri bir 2, bir de eksi 1 çıktı dostlarım. Yani 2 ile eksi 1'den geçecek x eksenini bir 2'de bir de eksi 1'de kesecek. Eksi 1, 2, eksi 1, 2. Şöyle şıklara bakıyorum. Hepsi eksi 1, 2. Şu anda eleyemedim. Yalnız eksi 1'e bakın arkadaşlarım. Eksi 1 çift katlı. Çift katlı kök demek ne demek? Eksi 1 noktasında şöyle teğet olacak demek. Ya alttan ya da yukarıdan da olabilir. Önemli değil. Ama eksi 1 noktasında teğet olacak dostum. Bursa şıkkına bakar mısınız kardeşler? Eksi 1'de teğet değil. Eksi 1'den dümdüz geçmiş gitmiş. O zaman Bursa'yı sildim. Ceyhan şıkkına bakın. Eksi 1'de teğet. Adana şıkkında eksi 1'de teğet. Denizli şıkkına bakıyorum. Eksi 1'de teğet değil. O zaman Denizli'yi de sildim. Edirne şıkkına bakıyorum. Yine eksi 1'de teğet değil. Edirne'yi de sildim. Şimdi iki şık arasına düşürdük arkadaşlarım. Bir de şöyle yapalım. X'e 0 verelim. Bakalım y'yi kaçta kesiyor? Hadi x'e 0 verin. 0 verirsek burası eksi 2 çıkar. 0 verirsek 1, 1'in karesi de 1 oldu. Eksi 2 ile 1'in çarpımı da eksi 2 çıktı. Yani x 0 iken y'yi eksi 2'de kesecek dostlarım bir de bu fonksiyonumuz. Y'nin eksi 2'de kesildiği Adana şıkkımız var bakın. Ceyhan şıkkında artı 2'de kesiyor y'yi. O yüzden Ceyhan da iptal. Doğru cevabımız Adana geldi goberler. Geldik 2 numaraya. Yine fonksiyonunun grafiği nedir diye bir soru sormuş. Hangisi olabilir demiş. Şöyle biz yine bunu bir çarpanlarına ayıralım. X parantezine alalım. X kare eksi 1 olur. Hatta şöyle oldu. X eksi şurası x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 diye de çarpanlarına ayrıldı. Şimdi buradan kökümüz 0. Buradan 1, buradan da eksi 1 gelecek. Yani fonksiyon 0'dan geçecek. 1'den geçecek, eksi 1'den geçecek. Eksi 1, 0, 1 oldu. Eksi 1, 0, 1 oldu. Ceyhan şıkkına bakıyorum. Eksi 1'den geçmiş, 1'den geçmemiş ama 0'dan geçmemiş. Ceyhan iptal. Eksi 1'den geçmiş, 1'den geçmiş ama 0'dan geçmemiş. Denizli de iptal. Edirne zaten eksi 1'den hiç geçmemiş arkadaşlarım. Bu gitmiş 2'den geçmiş. 0'la 1'i almış sadece. Eksi 1 yok. O yüzden bu da iptal. Şimdi 2 şıka kadar düşürdük. Adana mı Bursa mı acaba diye bakıyoruz. Bunu da nereden anlayalım dostlarım? Mesela şurada bir değer verelim. Şuradaki 1 bölü 2 sayısını yazalım. 1 bölü 2 değerini verdiğimde Adana şıkkında karşılığı ne oluyor bakın? Pozitif bir sayı çıkıyor. Ama Bursa şıkkında 1 bölü 2 sayısını x yerine yazdığımda değeri negatif çıkıyor. O zaman bu 1 bölü 2'yi getirip şurada yerine yazalım. Bakalım hangisinde pozitif mi çıkıyor, negatif mi çıkıyor bunu görelim arkadaşlar. 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 2. Şimdi bunu da 4 ile çarpalım. 4 bölü 8. 1'den 4 çıktı. Eksi 3 bölü 8. Yani negatif bir değer alacak. 1 bölü 2'nin karşılığı pozitif olmayacak. Negatif olacak. Cevabımız Bursa'dan geldi goberler. Evet. 3. sorudayız. Okuyalım sorumuzu bir. Fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru sormuş. Hemen şöyle bir şeyler yapalım. Şimdi mesela ilk önce x'e 0 verelim. X 0 iken acaba y kaç çıkıyor? 0 verdim, eksi 4. 0 verdim, 1. Eksi 4 ile 1'in çarpımı eksi 4. Demek ki 0 verince eksi 4 oluyormuş sorumun cevabı. Yani
Diyeceğim ki eksi 4 noktasından geçecek. Bakın Adana şıkkında artı 4'ten geçiyor, iptal. Bursa'ya bakın eksi 4'ten geçiyor, dursun. Ceyhan eksi 4'ten geçiyor, dursun. Denizli artı 4'ten geçiyor, iptal. Şimdi bir de bunun çarpanlarına ayrılmış şeklini yazayım. Şurası x eksi 2 çarpı x artı 2 diye çarpanlarına ayrılır. Burası da 1 eksi x çarpı 1 artı x diye çarpanlarına ayrıldı. Yani kökleri bulmaya kalksak 2 var, eksi 2 var, 1 var, eksi 1 var dostlarım. 4 tane kökümüz var. Eksi 2'den geçecek, eksi 1'den, 1'den ve 2'den geçecek. Eksi 2, eksi 1, 1 ama 2'den geçmemiş bakın Ceyhan şıkkında. O yüzden Ceyhan şıkkımız iptal. Şu Edirne'ye bakalım. Eksi 1 ile 1'den geçmiş ama 2 ile eksi 2'den geçmemiş. Edirne de iptal. Doğru cevabımız Bursa'dan geldi. Hadi şu soruya bakıyoruz 4 numaraya. Fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hemen gelin konuşalım. Şimdi burada bir kökü var 2. Burada bir kökü var eksi 2 ama eksi 2 çift katlı. Burada da bir kökümüz var 3. Şimdi eksi 2 çift katlı demek ne demek? Tam eksi 2'de ya şöyle teğet olacak ya da böyle ama sonuçta teğet olacak. Şimdi bakıyorum şöyle. Denizli şıkkında eksi 2'de teğet değil. Denizli şıkkı gitti. Edirne şıkkına bakın. Eksi 2'de teğet değil. Üstünden geçmiş gitmiş. Teğet olmamış. Ama Adana şıkkı eksi 2'de teğet. Bursa'da eksi 2'de teğet. Ceyhan'da da eksi 2'de teğet olmuş. Şimdi başka ne yapalım? Diğer kökleri 2 ve 3. 2 ve 3'ten geçecek, Adana geçiyor. Ama Bursa'ya bakın 2'den geçiyor, 3'ten geçen falan bir şey yok. O yüzden Bursa iptal. Ceyhan'a bakalım 2'den de geçiyor, 3'ten de geçiyor. Tamam. Adana ile Ceyhan arasında kaldık. Demek ki şimdi şu eksi 24 mü artı 24 mü? Hemen x'e 0 verelim. X 0 olursa burası eksi 2. Burası 2. 2'nin karesi 4. 0 verirsem 3. 4 kere 3 12, eksi 2 ile de çarptım, eksi 24. Demek ki y'yi eksi 24'te kesecek, Ceyhan'da iptal, Adana şıkkı doğru cevap geldi Goberler. Evet, 10. köşe taşımızı gömdük. Şimdi hemen 11 numarayı bulalım. Yine grafik sorularımız var dostlar. Evet, 11 numaralım birinci sorusundayız şimdi dostum. Bakalım ne diyor? Bu sefer grafiği vermiş, fonksiyonu istiyor dostlar. Şimdi grafiğimiz nereden geçiyor? Eksi 1'den geçiyor. Demek ki x eksi 1 çarpanlarından biri. Şey x artı 1 çünkü kökü eksi 1 olacak. 1'den geçiyor. Demek ki x artı 1, x eksi 1 de kök çarpanlarından biri olacak. Bir de 3'ten geçiyor. O halde bir de x eksi 3 çarpanlarından birisi olacak dostlar. Yani fonksiyonumuz şurası. X kare eksi 1 bu oldu bunun açılımı. Bir de çarpı x eksi 3 şeklinde bir şey olacak. X kare eksi 1 çarpı x eksi 3. Yani Adana şıkkımızda doğru cevabımız var zaten dostlar. Yine dediğim gibi bunu şıklarda da eliye eliye de gidebilirdik. Ama ben bir de bunu da görmenizi istedim. Yani denklemi direkt yazmayı da görmüş olduk böylelikle. Şimdi şuna gelelim. Bakınız ne diyor? Fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi yorumlayalım bu fonksiyonu birazcık. Bakın bir noktasında teğet olmuş. Gördünüz mü fx fonksiyonumuz? O zaman 1'e 0 noktasında madem ki teğet bu. Demek ki 1 bunun çift katlı kökü olacak arkadaşım. Şimdi şuradaki kök çift katlı köke bakın. Eksi 1. O zaman Adana şıkkı değil bunun cevabı. Buradaki kökümüz 1. 0 eşlediğinizde 1 geliyor ve çift katlı. Buradaki de 1 ve çift katlı. Buradaki eksi 1 çift katlı ama eksi 1 buradaki kök. Bu da iptal. Buradaki kökümüz 1 ama çift katlı değil. O yüzden bu da iptal. Şimdi 2 şıkka düşürdük. Peki bir de eksi 2'den geçiyor. Demek ki eksi 2 yazınca da 0 oluyormuş. Eksi 2 bunun köküymüş. Yani çarpanlarından biri x artı 2 şeklinde olacakmış. İşte Bursa şıkkındaki çarpanımız x artı 2. O yüzden Bursa şıkkı doğru cevap. Ceyhan'da bakın eksi 2 yazarsanız yerine 0 yapmıyor arkadaşlarım. O yüzden Ceyhan'ın kökünden biri değildi eksi 2. Bursa'yı işaretledim. Geldim 3 numaraya.
Şimdi eksi 1 çift katlı kökü. O halde bakın eksi 1 madem ki kökü x artı 1 diye yazılacak çarpanı. Çift katlı olduğu için üstünde çift derecede bir kuvvet olacak. Şimdi burada da bakın x artı a'nın karesi demiş. Demek ki a dediğim sayı aslında 1. Hemen buldum a'yı. Sonra ikinci kökü 2 olacak dostlarım. Demek ki 2 de çarpanlarından biri olacak. Şöyle x eksi 2 şeklinde bir kökü çarpanı olabilecek bunun. Üçüncü kökü de 3'müş. X eksi 3 şeklinde olacak. Demek ki bu da değil. Bu değil. Bu bununki. Şimdi bunun kökü de burası oldu o zaman. Demek ki şu bx eksi 4'ü bx eksi 4'ün çarpanının x yerine 2 yazdığımızda 0 yapıyormuş. Demek ki kökü buymuş. Peki 2 yazarsam 2b eksi 4 0. B eşittir 2 çıkar buradan dostum. Demek ki bakın 2 bunun köküymüş. Eksi 1 bunun köküymüş. Buradan anladım bunu. Yani eksi 1'i buraya yazarsam x yerine burayı 0 yapıyor. Eksi 1 yazdım 0 eşitledim a 1 çıktı. 2 de burayı 0 yapıyormuş. 2 yazdım b de 0 eşitleyince 2 geldi. Şimdi bize neyi soruyor? A ile B'nin çarpımını soruyor. 2 ile 1'in çarpımı da 2 çıktı Goberler. Cevabımız Denizli geldi. 4 numarayı okuyoruz hemen. Şekilde baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomun grafiği verilmiştir. F'de 1 kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi polinomu şöyle yazalım. Eksi 2 köklerinden birisi, o zaman x artı 2'dir bunun çarpanı. Ama burada teğet olduğu için bu çift dereceli bir kuvvettir. Yani çift katlı bir köktür. 0 da bunun köklerinden biriymiş. O zaman çarpı x eksi 0 diyecektim. Bir tek x yazdım arkadaşlarım. X eksi 0 demeye gerek kalmadı. Bir de bunun baş kat sayısı 1'miş. 1 çarpı diyelim. İşte fx fonksiyonunu oluşturduk dostlarım. Fx böyle bir fonksiyonmuş. Bize de neyi soruyor? F'de 1'i soruyor. Hemen x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 yazarsak 1 artı 2'den 3. 3'ün karesi 9 çarpı 1'den 9 geldi sorumuzun cevabı. Şimdi geldik şu gobele. Burada ne diyor? Fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bakın baş kat sayısı a'ymış bu fx fonksiyonunun. Ekstremum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi ekstremum noktalarını nasıl buluyordum Goberler ben? Türevini sıfır yapan ifadeleri arıyorduk değil mi dostlarım? İlk önce şu fonksiyonu biz bir yazalım mı şuraya? Fx diyelim. Şimdi fx şöyle olacak. Baş kat sayısı a bir kere onu gördük. Çarpı. Köklerinden biri 0 demek ki x çarpanı. Biri 3 demek ki x eksi 3. Diğeri 5 demek ki x eksi 5'miş. Şimdi fonksiyonumuz böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bunun şu kısmını bir düzenleyelim. Şu x'i içeriye dağıtalım burada. Fx ne oldu bu durumda? Fx eşittir a çarpı. Şunu dağıtırsak içeriye x kare eksi 3x gelir. Bir de çarpı x eksi 5 gelir dostlarım. Şimdi burada ne demiştik? Ekstremum noktalarını arıyoruz biz. Ekstremum noktaları için neye bakıyorduk? Türevini sıfır yapan ifadelere. O zaman hadi gelin şuranın bir türevini alalım. Şöyle f'in türevi diyorum ben arkadaşlarım. F'in türevi eşittir a çarpı şuranın türevi. Birincinin türevi 2x eksi 3 çarpı ikinci. Şöyle yapayım. Çarpı ikinci x eksi 5. Sonra artı ikincinin türevi 1 çarpı birinci. Yani x kare eksi 3x. Şimdi bu hale kadar getirdik arkadaşlarım. Şimdi birazcık düzenleme işlemi yapalım burada. Düzenleyelim şunu. Bir çarpalım çırpalım. Şurayı bir çarpıyorum. Şöyle a çarpı dursun burada yine. Şurası 2x kare gelir. 2x kare eksi 10x geldi, eksi 3x geldi, artı 15, şuradan da bir de x kare eksi 3x geldi. Şimdi düzenleyelim, 2x kare, x kare daha, şöyle birazcık daha aşağıya alıyorum kağıdımı. Şimdi fx eşittir diyelim, fx eşittir, a çarpı, düzenliyorum, 2x kare, x kare daha, 3x kare yaptı, eksi 10x. Eksi 3x daha eksi
13 mü yaptı arkadaşlar? 13 yok, bir de eksi 3 daha var. Eksi 16x yaptı. Bir de 15 var, başka da yok. Artı 15 var. İşte f'in türevi bu oldu arkadaşlarım. F'in türevi bu. Bunu sıfır yapan ifadelere de, sayılara da biz ekstremum noktaları diyorduk dostlarım. Şimdi bizden bu ekstremum noktalarını istemiyor. Dikkat edin. Ekstremum noktalarının apsisleri toplamını istiyor. Yani şurayı sıfır yapan ifadelerin, yani ne demek o sıfır yapan ifadeler? Köklerinin toplamını istiyor. O zaman ben hemen kökler toplamı yapıyorum. Eksi b bölü a'dan 16 bölü 3 sorumun cevabı geldi gobeller. Pekala, inşallah anladınız arkadaşlarım. Geçtim 6. ve son soruma geçiyorum arkadaşlar. Şurayı biraz temizleyeyim sadece. Diyor ki şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı nedir diye bir soru sormuş. E bize şunların toplamını soruyor. Bak x eksenini bir burada, bir burada, bir de burada kesiyor. Bunların toplamı. Dostum hemen şuradan bakın. Sıfırla şunun toplamının yarısı eksi 1. Demek ki bu eksi 2. Sıfırla şunun toplamının yarısı 1. Demek ki bu da 1. E şunun toplamı yine 0 yaptı. Eksi 2 ile 2'nin toplamı 0. Bir de 0'la topladım. 0 çıktı. Cevabımız Ceyhan'dan geldi gobeller. Pekala. 11 numarayı da gömdük. Hemen şimdi sıra 12. köşe taşımızda. Bu arada şu kalemde bir düzelteyim, bir uç takayım buna diyeceğim ama yok. Tamam. Şimdi ne diyor? Fonksiyonunun eğrisi y eşittir m doğrusu ile 3 farklı noktada kesiştiğine göre. 3 farklı noktada kesişiyorsa dostum şöyle bir şey olacak bakın. Demek ki eğri şöyle bir şey. Y eşittir m doğrusu da şöyle bir şey olacak dostum. Bakın 3 noktada kesişiyorlar gobeller. Şimdi burada şunu söyleyeceksin. Şimdi bu adamın maksimum noktası burası değil mi kardeşim? Minimum noktası da burası. Demek ki bu adam şu m değeri bunun maksimum değeri ile minimum değeri arasında bir sayı çıkacak. Şimdi o zaman biz ilk önce bu fonksiyonun bir maksimum değerini ve minimum değerini bir bulalım. Şimdi hemen maksimum ve minimum, yani ekstremum noktalar için ne yapıyordum? F'in türevini alıyorum. 6x kare eksi 6 yaptı türevi. Doğru söyledik değil mi? 6x kare eksi 6. Bunu sıfıra eşitledik. 6x kare eşittir 6. X kare eşittir 1. X eşittir artı eksi 1 çıktı. Şimdi biz ekstremum noktalarının apsislerini bulduk. Ama işimiz bunların değerleriyle. Şimdi 1 yazdığımda, 1 yazdığımda ne çıkar buraya? Değerini buluyorum hemen. 2, 1 yazarsam eksi 6, eksi 4 yaptı. 1 daha eksi 3. Sonra eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazarsam burası eksi 2. Eksi 1 yazarsam 6 artı 1. Ne oluyor? 4, 1 daha 5. İşte bakın m'nin alacağı değerler eksi 3 ile 5 aralığındaki değerler olacak. Maksimum ve minimum noktalarının y'leri arasındaki, mesela şurası y eşittir 5'miş, şurası da y eşittir eksi 3 değeriymiş. 5 ile eksi 3 aralığında, yani cevabım Edirne geldi gobeller. Şimdi 2'ye bakalım, muhtemelen aynı soru olacak 2 numarada. Şurayı bir temizleyeyim de arkadaşlarım, şurada çözeriz soruyu. Evet. Eğrisi ile y eşittir 2 doğrusu 3 farklı noktada kesişmektedir. Bakın yine aynı muhabbet. Şimdi ben yine bunun bir türevini alayım dostum. F'in türevini alıyorum hemen. 3x kare yapar. Eksi 6x yaptı. Bunu sıfıra eşitleyeceğim. Önce bir 3'e bölelim. X kare eksi 2x eşittir 0 oldu. X parantezinde de x eksi 2 eşittir 0 geldi dostlarım. Demek ki köklerden birisi 0, diğeri de 2. Şimdi biri maksimum değeri, biri minimum değeri. 0 ile 2 dedim köklerime. Artı eksi artı yaptım. Şöyle artan, şöyle azalan, şöyle artan. Yani fonksiyonum şöyle bir fonksiyon o zaman benim. Demek ki 0'ı da bir
maksimum değeri var. 2'de de minimum değeri var arkadaşlarım. 0'da maksimum, 2'de minimum değeri varmış bu fonksiyon. Şimdi biz bir de bu değerlerin karşılığını bulalım. Şuradaki nokta neymiş yani? 0'a hemen bulalım bunun karşılığını. 0 yazarsak 0, 0 k geliyor. Şurada da minimum değeri varmış. 2'nin karşılığını bulalım hemen. 8, 2 yazarsam 4, eksi 12 artı k. Yani eksi 4 artı k. K eksi 4 oldu. Buradaki değerinin de karşılığı. Şimdi demek ki neydi arkadaşlarım? Şu k eksi 4 minimum değeri. Şöyle 3 noktada kesişiyordu ya, 2 doğrusu. Y eşittir 2 doğrusu. Demek ki y eşittir 2 doğrusu şu k'dan küçük. Şuradaki k eksi 4'ten de büyük olacak. Yani 2 dediğimiz sayı k'dan küçük. 2 dediğimiz sayı k eksi 4'ten de büyük olacak. K eksi 4'ten de büyük. Eksi 4'ü buraya atalım. K küçüktür 6 geldi. K 2'den büyük çıktı. 3 olur, 4 olur, 5 olur dostlarım. 3 tane değeri vardır dedim. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Hemen 3. sorudayız. Şöyle biraz da yukarıda da yer açayım kendime. Şuradan gözüküyor mu bir bakalım. Evet, gözüküyor. Şimdi f fonksiyonun grafiği x eksenini, x ekseni demek y eşittir 0 doğrusunu 3 farklı noktada kesişiyor. Buna göre diyor k'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi ilk önce ne yapalım? Biz bu f'in bir türevini alalım. Ekstra bu noktalarını bir bulalım bunların arkadaşım. Türevini alıyorum. 3x kare eksi 12 yapar. 0'a eşitliyorum. 3x kare 12, x kare 4, x eşittir ya 2 ya da eksi 2 çıktı. Şimdi hemen tablomuzu yapalım şurada. Eksi 2 ile 2 diyelim. Artı, eksi, artı, artan, azalan, artan. Yani fonksiyonumun grafiği şu şekilde bir şeymiş arkadaşlar. Şöyle bir fonksiyon grafiği varmış. Ve x eksenini diyor. Yani y eşittir. Elhamdülillah. Siz de görün gobeller. Y eşittir 0 doğrusunu bakın 3 noktada kesiyormuş. Şimdi bunun maksimum değerini bulacağım. Minimum değerini bulacağım arkadaşlarım. Maksimum değeri eksi 2 yazalım hemen x gördüğümüz yere. Eksi 2 yazarsak eksi 2'nin küpü eksi 8 olur. Eksi 2 yazarsak artı 24 artı k artı 2. Ne oldu burası da? 16. 2 daha 18. K artı 18 çıktı. Eksi 2'nin karşılığı k artı 18 geldi. Şimdi 2 yazalım bir de. 2 de minimum değeri olacak. 2 yazınca. 2 yazarsak 8. Eksi 24 artı k artı 2 olur. Eksi 16. 2 daha eksi 14. K eksi 14 de buradan geldi. Bu da neymiş? K eksi 14 de minimum değeri. Demek ki diyeceğim ki sıfır sayısı, şuraya yazıyorum sıfır, ikisinin arasında k artı 18'den küçük olacak, k eksi 14'ten de büyük olmak zorundaymış arkadaşlar. Bu iki değerin arasında bir değer alacak. Peki, şimdi şurayı düşünürsek, 18'i buraya atalım, ne geliyor buradan? K büyüktür, eksi 18. Eksi 14'ü bu tarafa atalım, k küçüktür, 14 geliyor. Eksi 18 ile 14 aralığındaki sayıları alabiliyormuş k dediğimiz değer. Bize de diyor ki k'nın değerleri toplamı. Şimdi ne var bu aralıkta? Eksi 17 var, eksi 16, eksi 15, eksi 14, eksi 13 diye gidiyor. Artı 13'e kadar bütün sayıları yazıyorum. E şuradakilerin toplamı zaten 0 olacak değil mi arkadaşlarım? Geriye bir tek şunlar kaldı. 10, 20, 30, 40. 50, 12 daha, 62, eksi 62 yapıyor. K'nın alabileceği değerlerin top gobeller. Şimdi 4. soruya geldik arkadaşlarım. Son sorumuz. Yine benzer bir soru. Yani bunu kendiniz de rahat rahat çözebilirsiniz bence diye düşünüyorum. Hatta ben yerimiz yok orada. Şöyle yapayım. Şurada çözmeye çalışayım arkadaşlar soruyu. Şu kısımda çözelim. Diyor ki şimdi
Eğrisi ile y eşittir 0 doğrusu. Şimdi 3 farklı noktada kesişiyorlar. Hadi şimdi biz bu fonksiyonun bir türevini alalım ilk önce. F'in türevi. Ekstremum değerlerini bulacaktık. 6x kare artı 6x çıktı. Bunu da 0 yapıyorum dostlarım. 6'ya bölelim. x kare ne geliyor? Artı x eşittir 0. X parantezinde x artı 1 eşittir 0. Yani x ya 0 ya da eksi 1. Şimdi bu bulduğum değerler ne? Ekstremum noktalarının apsisleri. Hemen bunları bir de tabloda gösterelim şöyle. Eksi 1 diyelim, 0 diyelim, artı eksi artı diyelim. Şurası artıyor, şurası azalıyor, şurası artıyor. Yani fonksiyonum şöyle bir de grafik arkadaşlar. Ve diyor ki y eşittir 0. Y eşittir 0 doğrusuyla 3 farklı noktada kesişiyorlar. Demek ki y eşittir 0 doğrusu da burada. Şimdi hemen bunun minimum değerini bulalım. Maksimum değerini bulalım. Maksimum değerini buluyorum. Eksi 1 yazıyorum hemen fonksiyonda. Eksi 1 yazarsam ne geliyor dostum? Eksi 1, eksi 2. Eksi 1 yazarsam artı 3 artı a. 1 artı a geliyor. Yani şunun karşılığı 1 artı a'ymış. Şurası a artı 1'miş dostum. Demek ki 0 a artı 1'den daha aşağıda, daha küçük. 0 yazalım minimum değerini. Şurayı bulalım dostlarım. 0 yazarsak da 0 0 a geliyor. Demek ki bu da a doğrusuymuş ki a'dan da büyük olacak 0. Demek ki şöyle 0 dediğim sayı a'dan büyük. 0 dediğim sayı a artı 1'den küçük olacak. Tamam mıdır dostum? Bize de neyi soruyor? A'nın en geniş değer aralığı. Şimdi şurası tamam. A 0'dan küçük de şurada da 1'i bu tarafa atalım. Eksi 1'den büyük olacak a. Demek ki eksi 1'den büyük, 0'dan da küçük olacak. Eksi 1 ile 0 aralığında, yani Bursa şıkkımızdaki cevap, doğru cevap gelecekmiş dostlarım. İşte bu kadar. Şimdi ekstremum noktalarının da köşe taşlarını bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.